kendi sahamızda kaybetmek istemediğimiz bir maçtı. İlk korner gol oldu. Yani onu daha dikkatli davranabilirdik. Sonra çok fiziksel olarak karşılık vermeye çalıştık. Birkaç tane pozisyonumuz var. Direkten dönen pozisyonumuz var. En azından beraberliği de yakalayabilirdik. Tabii ki alternatif anlamda eksiklerin olması da bizi sadece kulübede genç oyuncular var. Hamle şansımız, bazı mevkilerde oyuncumuz olmadığı için. Tabii biz geldiğimizden beri 5 tane oyuncumuz gitti. Yani Endong gitti, Mehdi gitti, Sadık problem yaşadı. İşte bu haftada Münir'le Osman Haddadi'yi kaybettik. Tabii bu bir takım için kolay değil. Şimdi diyorlar hocam yani işte matematiksel düştü ne diyorsunuz falan. Ya bu düşeceğini zaten aşağı yukarı belliydi. Biz de diyoruz ki bu çocuklarla beraber biz takımın küme düşmesi değil de Malatya Spor'un uzun vadede yaşaması için buradayız. Yani onun mücadelesini veriyoruz. Yani şu an biliyorsunuz oluşan tabloda sahaya çıkabiliyoruz. Yani 11 kişi sahaya çıkıp gençler de varsa biz kendimizi şanslı görüyoruz şu sıralar. Tabi bu kolay bir şey değil. Hem psikolojik olarak hem teknik olarak. Sadece teknik direktörlük yapmıyoruz. Yani hani testlerde Selçuk Bey'le beraber, Damir Bey'le beraber hem psikolog gibi hem çocukları elimizde tutma adına yani biraz daha bir baba gibi, abi gibi davranmaya çalışıyoruz. Baktığınızda aynı yani Malatya'nın geleceği anlamında mücadelemize devam etmemiz lazım. Ama tabii şehrinde muhakkak dinamikleri vardır. Malatya Spor'u da sahipsiz bırakmayacaktır. Yani şu an tabii ki bir boşluk var. İnşallah en kısa sürede boşluk dolar. Ya biz şu an hani fizik, teknik, taktikten çok mental olarak tutmaya çalışıyoruz. Çünkü 2-3 tane daha dosyamız var futbolcuların. Hani her an vazgeçebilirler. Hem genç oyuncuları izliyoruz. Altyapıda 17, 19, 16'ları da izliyoruz. Yani şu an dediğim gibi hani biz daha çok teknik, taktik meselesinden, fiziksel meseleden çok işin psikolojisi tarafındayız. Zaten ligin en az koşan takımıydı. Geçen hafta bir Başakşehir maçında 112,5 kilometre koşarak bir 8. olduk. Ya bu da bizim için bir gelişmeydi. Ama çok fazla kiralık oyuncumuz var. Genç takımda altyapı hocalarımı kutluyorum. U17'de çok iyi oyuncular var. U19'da çok iyi oyuncular var. 16'da. Ben Malatya Spor'un tamam ligden düşmüştür ama geleceği futbolcu havuzu anlamında karanlık değil. Kesinlikle. Yani bu içeride de bir an önce gidecek oyuncuları durdurabilirsek 4-5 tane temel olarak gördüğümüz oyuncuları seneye bir sıkıntı yaşamadan yolumuza devam ederiz. Biz oluruz, başkası olur. Ama müdahaleye acil yapılmalı. Yani sonradan hasta komaya girerse bir daha dönüşü zor olur. Ben karar almayı düşünmüyorum. Ben diyorum futbolcular bizi terk etmediği müddetçe ben de onları terk etmem. Kader birliği yaptık. Yani personel, malzemeciyle, masörlerle beraber orada kader birliği yaptık çaycılarla beraber. Yani burada bir duygusal olarak söylemiyorum. Bunu gerçek olarak söylüyorum. Yok 3 yedik, 5 yedik. İnanın ki Malatya Spor'u sahada temsil etme derdindeyiz. Çok zor şartlarda maçlar oynayacağız. Galatasaray, Konya, Alanya. Yani bizim çok üst segmentimizde takımlar. Bu da tek başına bizim çocuklarımızın sırtlayabileceği bir şey değil. Yani burada biraz daha destek gerekiyor. En azından psikolojik anlamda. Biz de varız, şehirde biz de varız demeli. Yani sadece bu çocukların üstünden gitmez. Ben bir karar düşünmüyorum. Ama 4-5 tane daha oyuncu gider, sahaya çıkaracak takım kalmazsa o zaman bizim de teknik direktör olarak yapacağımız şeyler sınırlı yani.